Herkese merhaba. Medyascope 9. yılını kutluyor. Bundan tam 9 yıl önce bir telefon, bir tablet, bir tripod ve Ruşen Çakır yayınlarıyla başlayan bu yolculuk bünyesinden yüzlerce hatta belki binlerce kişinin geçtiği bir organizasyona dönüştü. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde Maltepe Miting Meydanı'nda toplandı. Aslında Ruşen Çakır'ı uzun süredir takip ediyordum ve Medyascope stüdyosunu açtığını öğrendikten sonra kendisine bir e-mail attım. Hemen 30 saniye içerisinde cevap attı ve gel tanışalım dedi. Ben de ilk metroyu atladım ve stüdyoya gittim ve o gün işe başladım. Merhaba, yeniden beraberiz. A grubunu değerlendirmiştik, şimdi B grubunu değerlendiriyoruz. Neredeyse her şeyi yaptığımızı hatırlıyorum. Spor haberleri yazıyordum, ses kaydı yapıyordum, ana haber bülteni için yazılar yazıyordum. Sonra kendi programı yapmaya başladım, Flanör isimli. Merhaba, hoş geldiniz. Çanakkale'de deprem fırtınası sürüyor. 12'ye 5 kala bugün tekrardan bir deprem meydana geldi. Günden kendimi bir anda aslında yayın havuzunun içinde buldum. Çünkü Ruşen abi sağ olsun sizi çok iyi cesaretlendiriyor ve yapabilirsin deyip bir anda kendimi bir anda kameranın karşısında bulabilmiştim. Merhabalar, bugün Medyascope TV'de esrarengiz bir olayı gündeme alıyoruz. Ruşen abiyle konuştuk, herhangi bir canlı yayın tecrübem yoktu. Alıp telefonla hocalarınla yayın yapmaya başlayabilirsin demişti ve öyle başladı macera. Medyascope özel yayından merhaba. Diyarbakır'dan iki değerli konuğumla beraberiz. Tahmin edebileceğiniz sebeplerden işsiz kaldığımda ve acaba mesleğe devam etmeli miyim diye tereddüt ettiğim bir anda Ruşen Çakır, sen gazetecisin, başka hiçbir şey olamazsın dedi ve Medyascope'un kapılarını bana açtı. Bu benim için çok kıymetliydi. Sevgili seyirciler merhaba. Dün biri Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan Medyascope'la yolu kesişmiş genç gazeteciler için şu oldu. Medyascope nelerin yapılması, nelerin de yapılmaması gerektiğini bize öğreten bir okul ve laboratuvar görevi gördü. Bence en önemli taraflarından biri budur. Arzu Hoca ile Türkiye'de dansın modern hallerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Benim yolum Medyascope'la 2016 yılının Mayıs ayında kesişti. İlk başlarda iki arkadaşla amatör bir sohbet programı yapıyorduk. Daha sonra Ruşen Çakır'ın teşviğiyle kendimi ekibin içinde buldum. Medyascope'un haftalık İngilizce haber bültenlerini hazırlayıp sunmaya başladım. Good evening, welcome to This Week in Turkey. President Recep Tayyip Erdoğan met his arrangement. Medyascope hep gençlere güvendi, alan açtı ve en önemlisi bu gençlere nasıl bir gazetecilik perspektifi edinmek gerektiğini anlattı, öğretti. Merhaba, iyi günler. Bugünkü yayınımızda geçtiğimiz cumartesi günü 676 numaralı KHK ile üniversitelerde... Bugün dönüp baktığımda Medyascope'un Türk medyasında çok ciddi bir ihtiyacı hala cevap veriyor olduğunu görmek gurur verici. 9. yıl kutlu olsun.